Bir başka mahkemeye geçelim. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde fıkıhlere ait yatılı Kur'an kursunda öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 3 kişi var. Ve bu 3 kişiyle ilgili dava ikinci ya da üçüncü, onun ayrıntılarını Safiye Işıklı'ya soracağız. Editörümüz Babali TV'yi temsilen dün gitti. Mahkemeyi izledi. İlk mahkemeyi de beraber izlemiştik. Doğrusu ben bayağı hala üçüncü galiba, değil mi? Dün üçüncü duruşma. Yani o konuda sosyal medyada da bir duruşma sayısında şey vardı, muğlaklık vardı. Evet, muğlaklık var. Üçüncü duruşmaydı. Tamam, biz ikisini izlemiş olduk böylelikle. Evet. Mahkeme tabii ki benim gittiğim mahkemede 2 Eylül sonlarındaydı galiba. Mahkeme 26 Eylül falan civarındaydı. Bayağı bir ilgi alaka vardı. Aynı hakim miydi? Önce onu sorayım. Evet, kadın mahkeme hakimdi. Heyeti aynıydı. Şimdi bir de istenen suçlar konusunda sayısal farklılıklar var. Onu bize, o konuda bize aydınlatırsan Safiye, yani istenen suç 226 yıl hapis cezası istendi diye bir rakam okudum ben. Onun herhalde hesaplaması farklı oluyor ama sonuçta da mahkemeye, duruşmayı senden dinleyelim izlediğin haliyle. Dünkü bağlantıda da söylemiştim aslında, hani teknik olarak burada kaç yıla tekabül ettiğini hesaplamak benim açımdan mümkün değil ama hukuki açıdan da mümkün mü bilemiyorum. Neden? Aslında dün iki farklı yerde iki farklı hesaplama vardı. Bunun sebebi şu. Şimdi Türk Ceza Kanunu 103. maddesi uyarınca cezalandırılması gerekir. Mütalaasını verince savcı. Türk Ceza Kanunu 103. maddesi der ki şu kadar yılla şu kadar yıl arasında der. Ve orada takdiri hakime bırakır. Yani dünkü mütalaada sonuçta yani şu kadar yıla kadar şunu vereceksin demiyor. Hesaplamak yanlış olur. Evet, savcı açık ve net bir şekilde kendi tespitlerini ve bunun Türk Ceza Kanunu'nda denk geldiği hükümleri sıraladı. 3 tane sanık var, 3 tane tutuklu var. Onların isimlerini belki verelim. Çünkü Hacı Serkan Bektaş, evet. Tarık Bektaş ve evet. Ömer Işıktekin. Hacı Serkan Bektaş, Tarık Bey, Ömer Işıktekin bunların içerisinde sadece 6 çocuğa yönelik cinsel istismar suçu. İşte orada da mesela çocuklar, evet, çocuklar diyor ki biz 6 kişi hani konuştuk ama aslında sayı fazla, daha fazla ama diğer çocuklar konuşmuyor şeklinde bir şey var. Hatta bir yerde 30'a yakın çocuğun aslında bu şahıslar tarafından bir şekilde ya şiddete... Bazıları dile getirmiyorlar, çekiniyorlar, evet. Bazıları da... Kolay artık, bir şey değil. Tabii. Yani... Ve unutmayalım ki bu çocuklar 12-13 yaşlarındaydı o dönemlerde. Şimdi herhalde üzerinden birkaç sene geçtiği için şimdi belki 17-18 yaşlarında olan çocuklar var. Ama 12-13 yaşlarında, 11 yaşlarında çocuklar vardı o dönemde. Evet, yani bu burada belki çocukların cesaretine ben biraz vurgu yapıyorum, yapmak da gerekir. Yani Türkiye toplumunu çok yakından biliyoruz. Yani şimdi ikinci yargı paketi mecliste ve orada senin de hep vurgu yaptığın şey nedir? Tecavüzcüsüyle evet. Evlendirilmeye açık kapı bırakan değişiklikler var diyoruz. Neden? Çünkü tecavüze uğramak kişinin kusuruymuş gibi ve toplumdan dışlanması gerekirmiş gibi bir toplumsal algımız var. Bu algı bizim kültürel kodlarımıza işlenmiş, belki değer yargılarımızla ilgili bir şey. Şimdi böyle bir toplumda bir de erkek çocuğu olarak ben istismar edildim demek ve belli bir yaşta bunu söylemek, henüz kişilik oluşumu yaşında, ergenlik çağında bunu söylemek gerçekten cesaret ister ki yetişkinlerin bile belki itiraf etmekte zorlandığı bir şey. Mesela Hollywood'da şey patlak varmıştı, hatırlarsın, yapımcıların bir yapımcı üzerinden kadın oyuncular ben de taciz edildim diye zincirleme olarak keşfettim. Ama bugüne kadar susmuşlardı. Oyuncular toplumda bir statüleri var ve yani bunu kaldırabilecek güçteler. Bir başka mesela Türkiye'de bir sanatçı kadın, ben annemden destek alarak şiddete uğradığımı açıklama kararı aldım ki bu birkaç şiddet olayından sonra verilmiş bir karar. Şimdi bütün bunlara baktığında karşında 18 yaşın altında dini eğitim almak üzere gittiği bir yerde hocam dediği kişilerin istismarına ve tacizine uğrayan çocuklar var. Yaşları küçük çocuklar var ve bunlar erkek çocuklar ve bu toplumun parçasılar. Hayatlarını kurmaya çalışıyorlar, ayaklarının üstünde durmaya çalışıyorlar ve diyorlar ki bu adam beni taciz etti, bana şiddet uyguladı. Unutmayalım ki çok ilginç bir şey, o geçen duruşmada hatırlıyorum.
ilk bu ben cinsel tacize uğradım diyen çocuk aslında o güne kadar sakladı. Ama baktı ki kardeşi de aynı okula gönderilecek, küçük kardeşi. Bunu öğrendiği anda itiraf etmeye karar verdi. Kardeşi gitmesin diye. Bu siper olmak demek bir yerde. Yani küçük kardeşini koruma amaçlı bir cesaret diyelim İşte bu. İşte tam bu yüzden de çocukların yanında olmak ve onların çok cesur bir şey yaptığını söylemek bence çok değerli. Hı-hı. Ben duruşmadan bir gün önce çok böyle sosyal medya kullanan, tweet atan biri değilim. Ama buna vurgu yapmak istedim. Yani bu çocuklara hakikaten destek olmak ve yanlarında durmak gerek. Neden? Çünkü sanık avukatlarının bir stratejisi var. Bir de seni yani çeşitli gazetecileri orada gören çocuklar güç alıyorlar. Mutlaka güç alıyorlar. Yalnız manevi bir güç. Ama ilgi o kadar mı? Onu da ayrıca konuşuruz. Şeyi soracağım. Yani bazıları çok tembihli bir şekilde biz hiçbir şey görmedik, cinsel istismar görmedik diye aynı aşağı yukarı aynı cümleleri söylüyorlardı. Aynı şey oldu mu duruşmada bugün, dün de? Yani bu söylediğin şeyi bir önceki duruşmada çok fazla tanık vardı. O tanıklar arasında kursta eğitim gören ve mağdur sıfatında olan çocukların arkadaşları tarafından söylenen şeylerdi. Biz maruz kalmadık, tanık olmadık. Evet. Hatta kefiliz boyutunda. Ömer Hoca böyle bir şey yapmaz boyutunda. Bu duruşmada 4 tanık dinlendi. Bunlardan 2 tanesi sanıkların akrabasıydı. Dün de ifade ettiğimiz gibi. Biri Ömer Işıktekin'in abisi. Diğeri Tarık ve Serkan Bektaş'ın babası. 2 de esnaf dinlendi. Zeynel'le dünkü bağlantımda söylemediğim ama ikinci duruşmadan bizim aşina olduğumuz detayı ben söyleyeyim. Bir önceki duruşmada hatırlarsan sanık avukatları bu mağdur çocuklara neden direnmedin şeklinde soruyla. Bu duruşmada ne yapmaya çalıştılar biliyor musunuz? 2 tane esnaf vardı. Bir de işte 2 sanığın, Bektaşların, Hacı Serkan Bektaş ve Tarık Bektaş'ın babası o Kur'an kursu binasının sahibiymiş. Binanın yapısal özelliği üzerinden çocuklar direnseydi ve seslerini çıkarsalardı duyulurdu'yu ispatlamaya çalıştılar. Bu sefer de buradan yürüdüler. Bağırsalardı duyardık. Esnaf diyor ki mesela ya bina alçıpan sesi çıksa duyardık duyulurdu. Ya da mesela işte binanın sahibi diyor ki bina alçıpan ses geçirir. Yani hala şeyin altını doldurmaya çalışıyorlar. Çocuklar direnmedi. Yani rıza vara getirmeye çalışıyorlar. Peki ne kazanacaklar? Belki ağırlaştırılmış müebbetten sadece müebbete ya da müebbette ise yıldan birkaç yıl düşürürsek bir sonraki hafta. Suçlara pek müebbet vermiyorlar galiba ama sonuçta ciddi bir 67,5'tan 140 yıla kadar herhalde cezası var. Anladığım kadarıyla öyle bir ceza şey yani, var. Onu tabii, mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışıyorlar tabii. Tabii yani burada 3 sanıktan Ömer Işıktekin ağır ceza alacak. Bunu savcının mütalasında ki detaylardan yola çıkarak söylüyorum. Hacı Bektaş ve Serkan Bektaş'ın cezaları biraz daha düşük olacak gibi. Çünkü ikisi birer mağdur çocuğa cinsel istismardan ceza alınsın şeklinde savcı mütalası var. Mahkemenin ne diyeceğini bilmiyoruz. Tabii nihai olan mahkeme kararı. Ama Ömer Işıktekin için 6 çocuğa hem cinsel istismar hem eziyet etmek yani o hatırlar mısın bir plastik çekiç gibi bir şey vardı ve çocuklar bununla kendilerini dövdüklerini söylüyordu. Dolayısıyla eziyet suçu ve cinsel saldırı 3 ayrı suçlama her bir çocuk için ve değişik hükümlerden ceza talepleri var savcıdan. Mahkeme heyeti eğer savcının bu mütalasını vaz alırsa Ömer Işıktekin'in çok fazla ceza alacağı sonucu ortada yıl hesaplamak mümkün olmasa bile. Yani şunu yazmışlar ben de okudum Kartal 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Ömer Işıktekin'in çocuklara yönelik cinsel istismar ve eziyet dediğin gibi suçundan 67,5 yıldan 134,5 yıla kadar. Kurs eğitmeni Hacı Serkan Bektaş'ın cinsel istismar suçundan 32 yıldan 61 yıla kadar ve kurs eğitmeni Tarık Bektaş'ın da yine cinsel istismar suçundan 16 yıldan 30,5 yıla kadar hapis cezası çarptırılması istenmiş herhalde savcı tarafından dile getirilen mütalada. Mütaladan yola çıkılarak ama dediğim gibi yani hani burada bir yıl aralığı var. Tabii. Yıl aralığının kaç yıl olacağına mahkeme heyeti karar verecek. Bununla birlikte çocukların bu suçun işlendiği tarihte kaç yaşında oldukları da yasalı dikkat belirleyici biraz maddelerden aldım. Örneğin 12 yaşında olmak, 12 yaşından küçük olmak alınacak cezanın sayısını değiştiriyor. Yani dolayısıyla
Dün bizde çok Başar Yaltı vardı avukat, o da aynı şeyi söylüyordu. 12 evet. yaş evet. vurgusu yapıyordu. Vurgusu. Yani çünkü yasa bu konuda mahkemeye yaşla birlikte bir karar verme, donesi vermekle birlikte takdir de veriyor. Mağdur çocuklar konuştu mu? Daha doğrusu hakim onlara söz verdi mi? Yani bir soru mahkeme heyeti ikinci duruşmada birinci duruşmadan eksik kalan sorularını yöneltti. Ömer Işıktekin ara ara soru sormak istediği için çocuklara soru sordu ama bu duruşmada artık çocukların ifadelerinde eksik bir yan bulunmadığı görülüyor ki yeni bir soru sorulmadı. Bu çocukların hepsi orada gene hazırdı. Bir tek sanıkların dinlenmesini istediği kişiler dinlendi anladığım kadarıyla. Evet, son tanıklarını getirdi. Ya o da mesela yani hani bu sadece kaba hani Türkiye vatandaşı biri bilgisiyle, bir gazeteci bilgisiyle söylüyorum. Hani sanıkların akrabalarından tanıklık çok gördüğümüz bir şey değil. Belli ki hani bu duruşmada karar çıkmasın diye bir strateji geliştirmeye çalışmışlar. Ve ifadelerinin çok belirleyici olmayacağını bildikleri halde sanıkların akrabalarından tanık getirdiler. İki de esnaf getirdiler. Ve işte sorularını böyle yönlendirdiler. Alçıpan mıydı, seslerini duyar mıydı? Ömer Hoca. Ömer Işıktekin ne dedi biliyor musunuz? Yani Engin Aydın vurgusu yapıyordu ya hep. Yani bu çocukları organize... Onun hainliği yüzünden başımıza bu geliyor diye. Yani evet aramızda kişisel husumet var. Benim dini görüşlerimle çakışıyor. Bu yüzden işte bana saldırıyor. Onun hedefindeyim ve çocukları organize etti gibi bir şeyi var. Savunması var. Aynı şeyi dün de yaptılar. Engin Aydın üzerinden çocukları organize etti ve ilgiyi yani beni cezalandırmak istiyor ve bunu kişisel husumetimizden dolayı yapıyor. Çünkü aynı. Ömer Işıktekin söz aldı ve dedi yani Engin Aydın'ın benimle ilgili sorunu var. Ve bununla ilgili bir ses kaydı. İşte benim örnek gördüğüm din adamlarına hakaret ettiğini ve küfrettiğini bu kayıttan dinleyebilirsiniz diye bir ses kaydı verirken parantez içinde ben saygın bir kişiyim. Cezaevinde de aynı tablo var. İnsanlar bana hürmet gösteriyorlar gibi bir şey söyledi. Maltepe cezaevinde tutuklu olarak cezasını çekiyor. Böyle bir şey söyledi gene orada ve beraatını ve salıverilmesini istedi. Diğerleri. Peki mağdurların ilk başta bu şikayette bulunan çocuğun babası biraz rezervli bir tavır içindeydi. Dünkü, şikayetçi olmuyordu. Şikayetçi olmuyordu. Sonunda oldu tabii. Dünkü tavrı nasıldı? Geldi mi o da mahkeme? Mahkeme salonunun içine gelmedi. İkinci duruşmada da zaten mahkeme heyeti söz vermek istediği için içeri girdi. Bir defa son içeri girişi de şikayetçi olacağına dair bir ikna olduğuna dair emare verdiği için hakim tekrar içeri çağırdı ve girdi. Dolayısıyla aslında davanın tarafı değildi. Duruşmayı ama izlemedi. Şikayetçi olunca taraf oldu ve bu duruşmaya girme hakkı vardı, girebilirdi. Ama girmedi, kapının önünde bekledi ve çıkışta anne yine... Anne ama içerideydi. Anne içerideydi her zamanki anne gibi. Anne bayağı bir ağlıyordu. Gene yorgundu, yıpranmıştı. Ya bu baba vurgusu çok yapılıyor. Şimdi fıkıh ter davası diye bakınca babadan hep bir ara başlık, bir üst başlık görüyoruz. Mutlaka baba şikayetçi görüyoruz. Olmadı, baba şöyle söyledi, baba böyle söyledi. Şimdi babanın yapısı biraz... çocuklarını dışlamaktan öte kabullenememe durumu var babada. Çocuklar kabullenmiş yani yaşadıkları şey ve buna karşı bir duruş sergiliyorlar. Çünkü Ömer'le bir ilişkisi var babanın. Yani birlikte çok uzun süre geçirmişler. İşte yani Ömer Işıktekin kasıtlı mı seçti bilmiyorum. Yani kendisinden şikayetçi olmayacağını, hiçbir zaman kendisinden şüphe duymayacağını bildiği bir adamın çocuklarını kasıtlı mı seçti yoksa ki başka çocuklar da var ama yoksa hani bu suçu işledikten sonra babayı yanında tutmak için mi babayla bu kadar yakın ilişki kurdu bilmiyorum ama baba biraz yönlendirmeye açık. Biraz yaşadığı durumun şokunu hala atlatamamış ve kabullenmekte zorlanan bir baba profili çiziyor. Çok da böyle bilinçli ve stratejik yapmıyor ama sanki böyle sakinlikle ve hani kim ne dedi, ne oldu, ne bittiğinin dışında aileye odaklanarak düşünürse biraz daha işin içinden çıkabilecek bir kişi gibi. Şimdi duruşma ne zaman? Bir sonraki? 20 Ocak.
20 Ya aslında aralığa vermek istedi mahkeme heyeti. Yani hani dün de söyledim, aslında karar vermeye açıktı, sadece mütellasını hazırlamıştı. Ama avukatlar olay yeri keşfi talebinde bulundular. Olay yeri keşfi istediler. Senin dediğin gibi herhalde işte duvarlar ince mi, duyulur mu? Tabii öyle bir şeyin üzerinden gitmeye çalışıyorlar. Evet. Biraz zaman kazanmaya çalışıyorlar. Çünkü galiba onlar da ağır cezalar geleceğinin farkında ve zaman kazanırlarsa durumu değiştirebilecekleri yani hakimin tavrını geçen duruşmada gördüğüm kadarıyla zannediyorum aynı tavır içindeydi bu. Evet. Yani hakim ne cezasını, ne ceza vereceğini belli ki saptamış durumda, yani öyle anlaşılıyor. Yani şimdi ben mesela izlerken mahkeme heyeti bir kere çocuklara yönelik ekstra zarar görmelerini engellemeye yönelik evet bir duruş sergiliyor. Tarafsızlığını ve bağımsızlığını da doğru koruyor. Tabii. Sanık ve mağdur tarafına eşit bir yaklaşımı var. Umarım yani hani bunlar değişmez, söylemekten de biraz korkuyoruz. Türkiye'de hani çok değişik bir şey. Yani vicdanları rahatlatan bir ceza verilmiş. Vermeye çalışıyor ama mesela 5 dakika ara verildiğinde hepimiz biliyorduk ki herhalde bir karar çıkacak. Çünkü çok kısa bir araydı ve çok hızlı geldi. Orada duruşmayı izlemek için gelen avukatlar var. Belli ki orada duruşması olan, işte duruşması bitince gelip bir kulak kabartıp tekrar çıkan avukatlar da vardı. Hep takip eden avukatlar da vardı. O 5 dakika arada kuliste beraat ve tahliye gibi şeyler dillendirdiklerini ben çok şaşırdım. Yani avukatlar neden böyle bir izlenime sahip oldular? Mahkeme heyetini ben de izliyorum. İşte hani biz de sürece bakıyoruz belki, neden böyle bir kanaatteler diye. Biraz da ya acaba hani hakikaten buradan böyle bir şey çıkar mı diye baktığımda geri döndüm ve tekrar hani mahkeme heyetini dinlediğimde yani hani her şey bu kadar açıkken sıfır cezalı ya da tahliyeli olabilir mi? Yani çünkü bir değişiklik yok. İkinci duruşmadan üçüncü duruşmaya kadar delil durumunda bir değişiklik yok. Yani tanıkların ekstra eklediği bir şey yok. İkinci duruşmada tutukluluğa devam dediysen neden üçüncü duruşmada hani tahliye diye bir neden aradım avukatlar böyle söyleyince? Nereyi kaçırdım diye. Böyle izlenimler ediniyorlar ama savcı mütellası tahliye olmayacağını gösterdi. Karara gidiyoruz dedik. Süre istediler. Çünkü bize hiç savunma için, ki ben sen de izledin yani, savunmaya süre veriyordu ve her söz hakkı istediklerinde de devreye giriyordu. Hakim de şaşırdı. Yani yeterli süreyi verdiğimi düşünüyorum ama hani yazılı beyan talebinizi dikkate alıyorum ve hatta istedikleri tarihi erteledi. Yani aralığa duruşmayı 20 Ocak'a bırakıyorum. 20 Ocak'a 21-2020. Evet. Tam böyle öyle bir tarih. Herhalde bu artık karar duruşması olacak. Öyle artık olmalı. Onun üstünde. Yani çünkü birkaç itirazları var. Yani hani bir keşif yapılsın dedi. Mahkeme biz bunu konuştuk, tartıştık ve reddettik. Değişen bir şey yoksa neden keşif yapılsın dedi. Bir de adli tıp raporuna hani itiraz ettiler. İki itirazları vardı. Adli tıp raporu ve fiziki muayene raporu. Adli tıp raporuna raporuna itiraz etmediler aslında. Hani adli tıp raporu bir rapor ve o raporda diyor ki işte çocukların ruh sağlığı bozuldu ama işte fiziki muayene diyor ki çocukların istismar edildiğine dair bir bulgu yok. Bu iki rapor arasında işte çelişki var. Yani hani çocuklar istismar edildiği için ruh sağlığı bozulmuş olamaz o zaman. Dolayısıyla bu iki rapor arasındaki farklılığı anlatan bir rapor tutsun. Ne tutacak adli tıp? Yani biz böyle söyledik ama bunu bundan bağımsız söyledik. Yani sırf şiddet de ruhsal bozukluğun oluşmasına nedendir şeklinde bir rapor mu tutsun, zaman kazanmaya çalışıyor. Çünkü İstanbul Adli Tıp'tan bir raporun çıkması aylar sürebiliyor. Tekrar çocukların oraya gitmesi gerekebilir. Yani adli tıpa tekrar muayene ve muayene raporu da istediler tekrar. Hakim döndü ki neden istiyorsunuz tekrar muayene raporu? Çünkü muayene raporunda, yani fiziki muayene raporunda zaten cinsel istismar işaret etmiyor. Hani dolayısıyla yeni rapordan ne bekliyorsunuz? Yani bu buradan herkes gördü. Zaman kazanmaya çalışıyorlar. Ne işlerini yarayacak bilmiyorum ama sonucu göreceğiz herhalde. En son yani bir sonraki duruşma karar duruşması olacak belli ki. 20 Ocak 2020'de biz yine izlemeye devam edeceğiz. Safiye Işıklı, çok teşekkürler. Dünkü duruşmayı detaylı bir şekilde bize aktarmış oldun. Hem telefonla dün hem de bugün bizzat izleyenlerimiz umarım akıllarındaki soruların hepsine cevap bulmuşlardır. Çok teşekkürler. Biz de bir başka davaya geçeceğiz şimdi.